Yok yok yap. Sen. Üniversite başlaması. Maşallah. Gelin hemen. Şimdi. Benim telefonum sende mi? Sen de var. Şarjı takın oğlum. Tamam. Selamünaleyküm. Adaylarımız, Memur Sen ailesinin değerli mensupları, kıymetli hazirun, genel merkezimizin tüm Türkiye için düzenlediği Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, hedef 1 milyon üye kapsamında gerçekleştireceğimiz Kırıkkale buluşmamıza hoş geldiniz diyor. Kırıkkale Memur Sen ailesi adına sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sen Konfederasyonumuzun Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye, Hedef 1 milyon üye sloganıyla 81 ilde düzenlediği il buluşmaları kapsamında Kırıkkale'mizde gerçekleştirdiğimiz programımıza katılımınızdan dolayı başta Ben Bir Sen Sendikamızın Genel Başkanı Sayın Mürsel Turbay Bey'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Hemşerimiz Selçuk Özdağ Bey'e, Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Ramazan Can Bey'e, Kırıkkale AK Parti Milletvekili adayları Sayın Abdullah Öztürk Bey'e, yine aynı şekilde AK Parti Milletvekili adayı Sayın Mehmet Demir Bey'e, Sayın AK Parti İl Başkanımız Mürsel Akçay Bey'e, Sayın Kırıkkale Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı Bey'e, Sayın İl Genel Meclisi Başkanı Şerafettin Atalay Bey'e, basınımızın yüzde temsilcilerine, davetimize icabet ederek bizi onurlandıran tüm misafirlerimize ve tüm Memur Sen üyesi kardeşlerime en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Bugüne kadar hak ve adalet mücadelesinde önemli yol kat ettik. 8 yıllık kesintisiz eğitimi Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tahkim edenlerin, 12 yaşına kadar cami kapısını yasaklayarak çocuklarımızın dinle irtibatlarını kesenlerin, çocuklarımızın bu ülkede dinle bağı olmaması için tuzak kuranların, milli güvenlik dersiyle biri bizi gözetliyor kamerasıyla okulları baskı altına alanların, üniversite kapılarını çilehaneye dönüştüren, kat sayı tuzağı ve başörtüsü tuzağı kuranların, tamamının tezgahını boşa çıkaran teşkilatın adı Memur Sen'dir. Memur Sen büyük bir sevdanın, kutlu bir davanın adıdır. Sizler de bu büyük davanın temsilcileri ve bayraktarısınız. Siz varsanız orada feraset ve basiret vardır. Memur Sen örgütlü yapısıyla Türkiye'nin en büyük gücüdür.
Fikirlerimizin kitleselleşmesi gerekiyor. Birikimlerimizi birleştirmeliyiz. İnandıklarımızı hem söylem hem de enerji hem de eylem olarak ortaya koymalıyız. Mücadelemiz hak, emek, ekmek ve özgürlük mücadelesidir. Kırıkkale'de doğmuş, Manisa'da büyümüş, bir çınar olmuş medar iftiharımız, onurumuz, gururumuz, çok kıymetli milletvekilim, genel başkan yardımcım, milletvekili adaylarım, il belediye başkanım, ben bir sen genel başkanım, çok kıymetli dostlar, arkadaşlar, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Memur sen olarak bugün düzenlemiş olduğunuz bu yemeğe ve destek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2002 yılında kurulan AK Parti ve 2002 yılından beri sizin vermiş olduğunuz destekle her girdiği seçimde birinci olmuş ve sizlerin sayesinde, sizlerin vermiş olduğu destekle Türkiye'yi bugünlere kadar hizmetlerini getirmiştir. 7 Haziran seçimlerinde de yine sizlerle birlikte burada olmuş ve sizlerin desteğini üzerimizde hissetmiştik. Çok kıymetli arkadaşlar, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizleri burada misafir ettiğiniz için, 1 Kasım seçimlerinde vereceğiniz destekler için şimdiden sizlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bizler biriz, beraberiz. Bizler birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece her zaman inanıyorum ki bu ülkede istikrar sürecektir. Ve Türkiye her zaman sizlerin vermiş olduğu destekle büyüyecektir. Bizler Kırıkkale'de AK Parti İl Teşkilatı olarak her zaman sizlerin yanındayız. Daha önce de Oktay kardeşime söylediğim gibi biz biriz ve beraberiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Şunu da yüzünden çekme. Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcım, sayın milletvekillerim, sayın il başkanım, memur sen il başkanım, memur sen üye sendikalarımızın il başkanları, şube başkanları, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, kıymetli misafirler, hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. İmanlı cemiyeti, aşk dolu cemiyeti, surlar yıkan cemiyeti, krallıkları dizen, bize getiren cemiyeti, ulvi ecdadın ulvi cemiyetini siz değerli memursen üyeleri ve bu düşüncenin, bu zihniyetin, bu ürünün temsilcileri ancak tarih yazarak bugüne kadar bu ülkenin, bu milletin, bu toplumun derdiyle dertlenenler olarak sizleri, hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Malazgirt'te Arslan, surlarda Ulubatlı Hasan, Nibolu'da Murat, Mohaç'ta Süleyman, sensin diş dişe, gırtlak gırtlağa, Çanakkale'de boğuşan, sen hakkın kılıncı Allah'a vurulmuşsun, sen şehitler çocuğu kefensiz doğmuşsun, şair ne güzel demiş, işte biz bu ülkenin, bu milletin hamuruyuz, bu milletin mayasıyız. Çünkü yine Mehmet Akif Ersoy hani diyor ya, şüheda burcu bu yer, enbiya yordu bu toprak, bir yıkık türbesi üstüne Mevla titrer, öyle meşbu şehadet ki bu öksüz toprak, fışkıran otları bir sıksa adam
kan çıkacak dediği ve bu ülkenin her karışını kanla sulayarak, can vererek, şehit olarak şehitliğin ne anlama geldiğini, şehitliğin ne manaya geldiğini anlayan, kavrayan değerler medeniyetinin temsilcileri, değerli memur sen ailesi, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve yine bir kez daha saygılar sunuyorum. Başkan yardımcım, değerli milletvekilim, milletvekili adaylarım, değerli Benbirsen Genel Başkanı, İl Başkanım, sendika başkanlarım, kıymetli memur sen ailesi, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Söz konusu dava olunca hep yanımızda memur seni gördük. Hiç bu zamana kadar bizleri yalnız bırakmadılar. Esasında davanın sahibi de hepimiziz. Biraz önce Sayın Genel Başkan ve Şube Başkanımız konuşmalarında bahsettiler. Ülkemiz nereden nereye geldi? Ne aşamalardan geçti? Ve üzerinde oynanan oyunlar neler, fitneler, bunların hepsini gördük, duyduk. Artık herkes gözünü açtı, biliyor. Dünyanın güçlü, Müslüman bir ülke istemediğini herkes biliyor. Bu millet uyandı. Rabbim inşallah önümüzde bir seçim var. Bu seçimde de tekraren güçlü bir şekilde mevcut olan bu kadroyu iktidara getirecek ve iktidarla birlikte tüm dünyada güçlü Müslüman ülkeyi kimsenin yıkamayacağını görecek. Ben çok fazla uzatmayacağım konuşmamı. Benden önceki hatipler konuşmalarında değinebileceğimiz her türlü konuya değindiler. Ama bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum özellikle. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırıkkale'ye geldiği mitinginde anlattığım bir, yaşadığım bir olayı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz tüm dünyada Türkiye şu andaki geldiği konumuyla 1990'ların sonunda, 2000'in başlarında neredeydi hepimiz biliyoruz. Ben de yaşayan bir kardeşiniz olarak 1990'lı yıllarında eğitim için yurt dışında bulundum. O zaman bana soruyorlardı. Nereden geliyorsun? Hangi ülkeden? Türkiye'den geliyorum diyordum. Türkiye nerede? Afrika'da mı? Gibi sorularla muhatap oluyorduk. Türkiye'nin yerini, varlığını dahi bilmiyorlardı. Bizim içimizden kaldırsın atsın. Cumhurbaşkanımızdan bahsedince hemen benden de beklenen bir şey var. Onu da açıklayacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız dün beni aradı. Kendisi dedi ki, Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekili aday arkadaşlarım, belediye başkanımız, sendika genel başkanımız, sendika başkanlarımız, il başkanımız, kıymetli hazurun, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, sözlerimi fazla uzatmayacağım. Yoruldunuz. Şunu söylemek istiyorum. 7 Haziran öncesinde burada toplantı yapmıştık. Ama Allah'a hamdolsun bugünkü toplantı daha farklı. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, aramızda çok önemli misafirimiz var. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Türk İslam ülküsünün önemli savunucularından, AK Parti'nin önemli figürlerinden, meclisin çok değerli ateşli hatiplerinden, değerli Genel Başkan Yardımcımız, Kırıkkale'li, Keskinli, Konur Hemşerimiz Selçuk Hocamıza hoş geldiniz diyorum. Evet, saygıdeğer hemşerilerim. Sivil toplum örgütleri bir zamanlar derin devletin resmi ideolojinin tetikçileriydi. Ama Allah'a hamdolsun AK Parti iktidarıyla artık milletten yana tavır koyan, milletin yanında yer alan, milleti önceleyen STK'lara kavuştu. Bu manada demin Genel Başkanımız da söyledi, eğer AK Parti memlekete hizmet ettiyse bunda en önemli paylar sizlerin. Evet, demin
Sendika Genel Başkanımız da söyledi. 4 artı 4 artı 4. Peygamberimizin hayatısı yeri nebi, İmam Hatipler, başörtüsü, Kur'an-ı Kerim'in seçimli dersleri okutulması. Ve belki de 100 yıllık hayalimiz gerçekleşti AK Parti iktidarında. Ancak bu ila nihayet sürgit devam edecek bir projede değil. Kurumsallaşmamız lazım. Ne hazindir ki 7 Haziran sonrasındaki Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'ye kapıları kapatması sayesinde diyorum, AK Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönlendirdi. Koalisyon görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı reform hükümetinden ziyade rovanşist duygularla hareket etti. Evet, dedi ki sizinle hükümet kurma çalışmalarına girebiliriz. Ancak şartımız var. Nedir şartınız? Deminki söylediğimiz İmam Hatipler, başörtüsü, Kur'an-ı Kerim'in seçim dersleri okutulması ve siyerine biri seçim dersleri okutulması. Eğer bunlardan sarfınazar ederseniz sizinle hükümet kurabiliriz dediler. Demek ki bu kazanımların kurumsallaşması anlamında AK Parti'nin 1 Kasım'daki seçimlerde inşallah tek başına iktidar olması şart. Çok değerli belediye başkanım, ben Bursa'nın genel başkanı, Memur Sen'in il başkanı, milletvekili adaylarım, il başkanım, kadın kolları, gençlik kolları başkanım, siyasi partilerimizin temsilcileri ve Memur Sen'in tüm üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Akşamınız hayır getirsin inşallah. Allah evlerinize bereket versin. Hayırlı yerlere harcamayı nasip etsin. Allah sağlığımızı, imanımızı ve itibarımızı almasın. Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Değerli kardeşlerim, biraz önce Ramazan Can Beyefendi'nin de milletvekilinin de söylemiş olduğu gibi ben Keskin'in Konur Köyü'nde doğdum. 6 yaşına kadar orada kaldım. Sonra bize gurbet gözüktü. Ardından Ege'ye gittim. Bozkır'ın çocuğu Ege'de yeşerdi. 12 Eylül öncesi gençlik liderliği yaptım. 12 Eylül'de darbeye yakalandım. Ecevit, Erbakan, Türkeş, Demirel, Deniz Baykal gibi insanlarla beraber, Muhsin Yazıcıoğlu gibi insanlarla cezaevinde kaldım. 7 yıl cezaevinde kaldım. Sonra siyasi hayatıma Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraber devam ettim. Bugün üniversiteleri CHP'nin ve de illegal örgütlerin arka bahçesi yapmak istiyorlar. Müsaade etmeyeceğiz. Sen misin bunu söyleyen? Hemen uzaklaştırdılar. 2,5 yıl kadar işsiz kaldım. 3 defa atıldım, geri döndüm. Son atıldığımda Sayın Bülent Arınç, benim 40 yıllık dostum, ağabeyim, 12 Eylül'de de avukatlığımı yapmıştı. Basın yayın enformasyonun başına geçirmişti beni. Aradan yıllar geçti. 2011 yılında Muhsin Bey öldükten sonra Sayın Bülent Arınç'ın ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle AK Parti'ye katıldım. Beraber olalım dediler. Peki dedim. Sonra 2011 yılında benim acılarım annelik yapan şehir Manisa'dan milletvekili seçildim. Üniversitenin açılışı vardı. Beni üniversiteden uzaklaştıran rektör bir İngiliz vatandaşıydı. Hem Türk vatandaşı hem İngiliz vatandaşı ve Lyons'tu. Sayın Bülent Arınç'a dedim ki, Sayın Başkanım, atıldığım üniversitede üniversitenin açılış töreni var. Rektör beni davet etti. Teşrif eder misiniz? Şereflendirir misiniz? İşlerim çok yoğun Selçuk Bey dedi. Tarifeli uçakla gidemeyiz. Sayın Başbakan'dan istirham edin efendim. Küçük uçağını alalım gidelim dedim. Konuştu Sayın Başbakan'la. Beraberce gittik. Sayın Arınç, rektör konuştuktan sonra konuşması lazım. Protokolde benim yerim yok. Bana dedi ki Selçuk Bey, benden önce sen konuşacaksın. Çıktım kürsüye, şunu söyledim. Hayatım hep çilelerle geçti. Hep 12'de durdum. Vatan için, millet için, bayrak için ve din için.
Gençlere şöyle hitap ettim. Gençler, bir demeç verdim, üniversiteden atıldım. Geri döndüm, bir daha attılar. Geri döndüm, bir daha attılar. Sonra üniversitenin kampüsüne sokulmak istemedim. Üniversiteye, kampüsüne sokmadılar beni. Yılmadım, yıkılmadım, direndim. Ve bugün atıldığım üniversiteye parlamenter olarak geldim. Size hitap ediyorum. Ben yenilgilerinden zafer çıkartmış adamım. Siz de yenilgileriniz olur hayatınızda. Her zaman direnin, bir gün zafer çıkartırsınız. Direnin gençlerim. ...2014-2011'de 5. sıradaydım. Sayın Başbakan bana dedi ki, Selçuk Bey, sana güveniyoruz, Arıncı Bursa'ya götürüyoruz, bu açığı kapat dedi. Ben açığı kapatırım, üstüne koyarım Sayın Cumhurbaşkanım, merak etmeyin Sayın Başbakanım. Bize niye kızıyorsunuz? İstanbul sizin elinizde olduğu sürece size kızacağız dedi. Değerli kardeşlerim, bu topraklar çok önemli. Alparslan Bizans önlerindeyken Malazgirt'te bu toprakları bize vatan olarak bahşetti. Kürtler ve Türkler beraber dövüştüler Bizans'a karşı. 10 bin Kürt, 20 bine yakın Türk, 5 bine yakın Ermeni Bizans'a karşı mücadele ettik ve galip geldik. Bizim geleneğimizde savaş kaybeden komutanlar yayın kirişiyle boğulurlar, kanımız toprağa akmaz. Ama Hristiyan Batı dünyasında savaşı kaybeden komutanların gözlerine mil çekilir, bir adaya gönderir, orada ölümü bekletilir. Biz galip geldik. Ondan önce 960'lı yıllarda 1071'den önce Kars'tan girdik. Kars kapı demektir. İlk defa Anadolu topraklarına Hasan el Harakani ile girdik. Hasan el Harakani. Herkes bilsin bu isim. Ve oraya bir dergah kurdu. Tasavvuf geleneği. Kapısına şunu yazdı. Buraya gelenin dinini, mezhebini, ırkını ve rengini sormayın. Yedirin, içirin, giydirin, ihtiyaçlarını giderin ve gönderin yazılı. Ve hümanizmin zirvesi. Öyle vatan toprakları, Anadolu vatan toprağı haline dönüştü. 1000 yıldır bu topraklardayız biz. Aynen Kurtuluş Savaşı öncesinde bize yaptıkları gibi. Enflasyonların yükseldiği, gecelik faizlerin 7000 olduğu bir dönem. Paramızın pul olduğu bir dönem. Esnafın siftah yapmadan kefen kapattığı dönem. Muvazalı boşanmaların zirve yaptığı bir dönem. Böyle bir dönemde Türkiye iflasın eşiğinde. Her akşam evimize geliyoruz. Memursak memur devlet dairesinden, öğrenciysek, öğretmensek yine okullarımızdan, işçiysek fabrikamızdan, çiftçiysek tarlamızdan eve geliyoruz. Baş köşede bir adam, davetsiz misafir. Evimize girmiş. Lan kim bu adam? Nereden geldi bu herif? Ya hanım bu herif kim? Vallahi her akşam geliyor bizim evde misafir oluyor. Her evde aynı söz. Kim? İMF Başkanı Kotarev. Her akşam evimizde baş köşede adam. Ve bizimkiler Ecevit, Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli yalvarıyor. 1 milyar dolar borç verir misin? 1 milyar dolar borç. Veririm diyor adam. Oh ne güzel verildi, rahatladık. İpotek, teminat. Teminatınız nedir? Aynısını Osmanlı yıkılırken yaptılar. Paramız kalmadı. Duyun umumiye kanunları. Rusya'dan borç istedik, verdi. Ve karşılığında bize teminat göster dedi. Konya ve Çukurova'sının gelirini gösterdik. Ardından İngilizlerden para istedik 2 yıl sonra. İngilizler teminat dediler. Çukurova ile Konya'yı gösterdik. Yok dediler. Onu siz Ruslara gösterdiniz. Bize Gediz'i ve de Harran'ı vereceksiniz dediler. Teminat istiyor Kotorelli bizden. Ziraat Bankası'nı verelim dedik. Adam dedi ki tamam. Anlaştık. Bize 1 milyar dolar borç verecek. Ama 750 milyar